Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor. Başlıyor. Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenlere. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav. Bize ulaşabileceğiniz adresler, bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde bağlantı sağlanırsa hattımızda konuğumuz Erkan Sözer olacak. Erkan Sözer ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Birazdan Erkan Sözer bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Bunu belirtelim. Erkan Hoca ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Önemli maçlar var. Avrupa arenasında temsilcilerimiz boy gösteriyor. Bunları konuşacağız. Dün Galatasaray Lubyana deplasmanındaydı. Sarı kırmızılı temsilcimiz mücadeleyi 3-0'lık skorla kazandı. Bunu belirtelim. Galatasaray ikinci maç öncesinde önemli bir avantaj elde etti. Gelecek hafta Rams stadyumunda rakibini ağırlayacak. Bunu belirtelim sevgili dinleyenler. Bugün de maçlar var. Temsilcilerimiz bugün de önemli maçlara çıkıyor. Bunu belirtelim. Fenerbahçe Maribor'u ağırlayacak. Adana Demirspor ve Beşiktaş'ta önemli maçlara çıkıyor. Bunu söyleyelim. Beşiktaş'ın ilk turda rakibi Tirana olmuştu. Tirana'yı elemişti siyah beyazlı temsilcimiz. Bu turda ise rakibi Nefçi Bakü. Bunu belirtelim. İlk maç Bakü'de oynanacak. Siyah beyazlı temsilcimiz Azerbaycan'a gidiyor. İlk maç Bakü'de oynanıyor. Bunu belirtelim. Gelecek hafta ikinci maç iç sahada oynanacak sevgili dinleyenler. Adana Demirspor ilk turda Kuluc'u geçmişti. İkinci turda rakip, üçüncü eleme turunda rakibi Hırvat temsilcisi Osijek. Bunu belirtelim. Adana Demirspor Osijek'le karşılaşacak. İlk maç iç sahada, ikinci maç deplasmanda oynanacak. Bunu belirtelim. Eğer Adana Demirspor Hırvat takımına elerse Olympiakos Gent maçının mağlubuyla oynayacak sevgili dinleyenler. Evet, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Erkan Sözer'i. Hocam hoş geldiniz, merhaba, nasılsınız? Hoş bulduk, iyi yayınlar Salim. Teşekkür ederim hocam, çok çok sağ olun. Hocam isterseniz Galatasaray maçıyla başlayalım. Temsilcimiz evet, deplasmanda ilk maçı 3-0'lık net bir skorla geçti. Rakip evet, Lubyana'ydı. Yorumunuz nedir hocam? Yani şimdi daha önce de bunları paylaşmıştık, bir daha tekrar gibi söyleyelim. Bu rakipler tabi Lubyana takımı, Slovenya'nın bir takımı. Slovenya'daki futbol ortamı ortada. Hani küçümsemek için söylemiyorum ama bizim takımlarımızın ayarında takımlar değil bunlar. Evet. Buralarda bir sürprize izin vermemesi Galatasaray takımının takdir edilmesi gereken bir şey. Çünkü futbolda sürprizlere çok açık. Hatta Lubyana'nın kaptanı da dün demecinde, maçtan sonraki demecinde demiş ki biraz şey olmuş ama, aykırı bir demeç olmuş ama işte biz hala umutluyuz, İstanbul'da tur atlayabiliriz diye. Yani içeride 3-0 mağlup olup eğer İstanbul'da Galatasaray'ı 4-0 yeneceğinize inanmıyorsanız bu biraz hayal gibi. Dolayısıyla Lubyana takımı Galatasaray takımının ayarında bir takım değil ama Galatasaray takımı gitgide kendi tarafından bakacak olursak lige hazır olmaya başladı. Hazır hale gelmeye başladı. Oyuncular hem bireysel olarak hem takımsal olarak performansları artmaya başladı. Forma girmeye başladılar. Dolayısıyla bunlar Galatasaray açısından sevindirici. Hani şöyle düşünebiliriz. Tırnak içinde söylüyorum bunu tabii. Tabii ki hocam. Galatasaray'ın
ciddi hazırlık maçları diyelim. Yani lige hazırlanma maçları, Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanma maçları diyebiliriz tırnak içinde. Onun için güzel bir galibiyet oldu. Galatasaray yerli yerinde oturaklı bir oyun oynadı. Ama Galatasaray takımının geçen iki maçta OS'ü biliyorsunuz bir önceki turda çabuk oyuncu karşısında rakibin sizi iyi analiz ettiği durumda sıkıntılar yaşayabildiğinizi gösterdi. Dolayısıyla biraz o konuda dikkatli olması lazım Galatasaray takımı. Çünkü hep önde oynamak zorunda, önde oynuyor, kazanmak zorunda olan bir Galatasaray takımından bahsediyoruz. O yüzden özellikle Abdülkerim o maçta OSU karşısında biraz zor anlar yaşadı ama bunun da önlemini mutlaka Okan Buruk Hoca alacaktır. İşte orta nedir önlemi? Atıyorum. Orta sahada bir oyuncu orada tampon olarak mutlaka kalacaktır. Çabuk oyuncu varsa rakipte gibi. Bu eksiklikleri de tamamladığı zaman Galatasaray takımı zaten iyi bir kadrosu vardı. Şampiyon olan kadrosunu korudu. Üstüne takviyeler yaptı. Ve iyi bir galibiyet aldı. Lige de hazır olmaya başladı ama tatmin edecek bir futbol hala beklemek için çok erken bana göre. Bir 7-8 haftayı bulması lazım. Bu sadece Galatasaray için değil, bütün takımlar için geçerli. O 7-8 haftadan sonra zaten takımlar forma girdiğinde, oyuncular da bireysel forma girdiğinde her şey takımlar için daha güzel olacak. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Erkan Sözleri. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Tekrar sağ olun. Hocam Galatasaray maçını değerlendiriyoruz. Dün yeni transferler de boy gösterdi. Performansları nasıl buldunuz? Özellikle Icardi'yi de yeni transfer olarak nitelendirebiliriz. Yani Icardi zaten biliyorsunuz kendini kanıtladı. Taraftarları sevgilisi oldu. Özellikle Galatasaray camiasında. Hatta tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Yaptırdığı şartıyla diyelim. Onun için bence Icardi bu sene gene fenomen bir futbolcu pozisyonda olacak. Diğer oyuncular daha aşamasında, alışma aşamasında transfer edilen oyuncular. Raha olsun, Bakambu olsun, işte Alevinho olsun, Anelinho olsun. Bunlar daha aşamasında, alışma aşamasında bunlara da zaman vermek lazım açıkçası. Şimdi bu birdenbire, çünkü Galatasaray takımı sıradan bir takım değil. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, hakikaten Trabzon'u da sayabiliriz. Avrupa futbolunda söz sahibi takımlar. Tamam, Türkiye Ligi'nde marka değeri bazen söylüyoruz ne kadar düşük. Gerçekten tanınan, bilinen, nitelikli oyuncular dünyasına katan takımlarımız bunlar. O yüzden Galatasaray takımına gelen oyuncular da hemen birdenbire o seyirci atmosferine, o camiaya, şimdi Galatasaray Florya'dan içeri girdiğinizde onu hissedersiniz. Fenerbahçe'de Samandıra'ya girdiğinizde onu hissedersiniz futbolcu olarak. Beşiktaş'ta Ümraniye'ye girdiğinizde hissedersiniz. Trabzon'da işte Akyazı'ya girdiğinizde onu hissedersiniz. Yani o büyük takımın o büyük seyircisini, o profilini iliklerinizde hissedersiniz. O size heyecan yaratır. Zaman zaman da baskı yaratır. O yüzden sıradan takım olmadığı için bu tarz oyunculara biraz zaman tanımak lazım. Bazen performansları hemen birdenbire üst tarafta bulamayabilirler. Lazım ama doğru transferleri olduğu aşikar. Doğru kadro dinliği açısından olsun, rekabet açısından olsun. Şimdi Icardi tamam oynuyor. Yarın bir gün Allah korusun sakatlanmayacağı, ceza almayacağı ya da formsuz olmayacağı ne malum. O yüzden Bakambu'yu aldılar. Zaha'yı aldılar. Dolayısıyla kadro derinliği açısından doğru transferler oldu. Kimsenin hayır diyemeyeceği transferler oldu. Bunlara biraz dediğim gibi zaman tanımak lazım. Zamanla yerli yerine, taşlar yerine daha oturunca hem rekabet ortamı artacak. Tabi burada Okan Hoca'nın biraz sorun olacak, sıkıntısı olacak. Şimdi yarın bir gün diyelim ki bakan bu formda Icardi biraz formsuz.
Icardi'yi oturtabilir misiniz? Oturtmanız gerekir bazen, dinlendirmeniz gerekir ama Icardi oturur mu? Orası biraz soru işareti tabii. Bu tarz durumlar teknik direktör için o iletişimi, o krizi yönetme adına çok doğru zamanlar. Onu da zaten Okan Hoca çok doğru şekilde yapıyor. Dediğim gibi biraz zaman tanımak lazım yeni transferlere. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Erkan Sözleri, sohbetimiz devam ediyor. Erkan Hocam, gelen sorular da var. Hemen onları da kontrol ediyorum. Yakup Sever yazmış. Salim abi, Tete transferinde son durum nedir? İyi yayınlar. Tete Galatasaray için sağlık kontrolünden geçti hocam. Tete ile ilgili yorumunuz nedir hocam? Oyuncu Bonas ve Olympic Lyon forması giydi. Leicester'da oynadı. Ne dersiniz? Evet, Tete'ye hayır denmez. Tete gibi bir oyuncuya. Özellikle ters ayaklı, sol ayaklı, ters tarafta, sağ tarafta böyle bir oyuncuya Rashica'dan sonra bir ihtiyacı var gözüküyor zaten. Çünkü ne kadar oynatsa da Okan Hoca öyle tam böyle 10 numara 5 yıldız verim almadı, tatmin olmadı. Hem teknik adam, hem taraftarlar, camia. Belki tam tek, halbuki Yusuf Akgün çok yetenekli bir oyuncu, çok nitelikli bir oyuncu ama zaman zaman oynadığı zamanlarda vasatın altına düştüğü de oldu. O yüzden orada bir arayışta Galatasaray takımı. Tete transferi de eğer olursa Galatasaray hakikaten sol bek transferinde Anelinho'yu almıştı. Orayı tamamladı. Evet. Belki biraz defansif zafiyeti var ama Tete transferi de olursa, orayı da tamamlarsa gerçekten Galatasaray takımı taş gibi bir takım olur yani. Hocam, temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. Fenerbahçe Maribor'la oynuyor. Bunu belirtelim. Beşiktaş Nefci Bakü'yle oynayacak. Adana Demirspor Hırvat temsilcisi Oyasek'le oynayacak. Bunu söyleyelim. Evet. Hocam, ne dersiniz bu noktada? Geçeriz diye düşünüyorum ben hepsini. Vallahi geçeriz diye düşünüyorum. Yine Adana Demirspor'un biraz zor kurası bana göre. Çünkü Hırvat futbolunun durumu ortada. Hırvatistan herhangi bir takımı her zaman size zorluk yaşatabilir, sıkıntı yaşatabilir. Ama Nefci Bakü'de, Maribor'da mutlaka geçecektir. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta. Çünkü zaten adı üstünde ön eleme, üçüncü ön eleme. Yani tabiri caizse standardın altında takımlarla oynuyorlar. Demin Galatasaray'a yaptığım yorumu Fenerbahçe Beşiktaş için de yapacağım. Adana Demirspor için yapmayacağım ama Beşiktaş Galatasaray için de yapacağım. Hazırlık maçı niteliğinde lige, şans, konferans ligine hazırlık maçı niteliğinde bu maçlar olacak. Hani ben tabii ki sürprizlere açık bir oyun futbol. Ama ben sürpriz beklemiyorum açıkçası. Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'nin de turu rahat geçeceğini düşünüyorum. Ha, tersi bir durumda Allah korusun yani her şey bozulur. Yani lige moralsiz girersiniz, mırıldanmalar başlar. Ama ben sürpriz beklemiyorum. Sadece Adana Demirspor takımını ilk maçta Kuluj gibi çok önemli dünyada isim yapmış bir takımı elediler. Ben söylemiştim sizin yayınınızda. Seyircisiyle beraber mutlaka elemek için oynayacaktır. Ve 96'da gelen golle elediler. Çok da ilk defa Avrupa Kupalarında katılıp bir tur atladı. Adana Demirspor tekrar seyirciyle beraber bütünleşip o turu da geçmeye çalışacaktır. Geçecektir de inanıyorum. Ama Beşiktaş Fenerbahçe bu konuda daha şanslı. Onu söyleyebilirim. Hocam, ifade ettiğiniz gibi dinleyenlerimizle de paylaşalım. Hırvat takımıyla oynuyor. Osijek'le oynuyor. Osijek de önemli bir kulüp. Hırvat futbolu da kendini geliştiren bir futbol hocam. Hırvat futbolu her geçen gün kendini geliştiriyor. Evet. Özellikle de Hırvatistan ligindeki takımların hocam oyuncuları Avrupa'nın önemli liglerine gidiyor. Evet. Mesela Dinamo Zagreb'den Dani Olmo gitmişti hocam. Önemli bir kulübe, hatta kontrol ederim. Dani Olmo yani direkt şeyden gitti, Leipzig'e gitmişti hocam. Yani evet. Önemli transferler yapılabiliyor. Kontrol edin mi hocam? Yanlış olmasın. Yani, evet. Yani
Adana Demirspor'dan gitmişti hocam. Doğru, 29 milyon euro bonservis bedeliyle direkt aklıma geldi. Mesela yine aynı şekilde Fenerbahçe'nin de gündeminde olan bir isim Livakovic. Ciddi bir bonservis miktarı ifade ediliyor. Yani şimdi Adana Demirspor gerçekten biraz şanssız gibi. Bu turu da geçerse Olympiakos ve Gent. Yunanistan Olympiakos Belçika'nın Gent takımı. Yani ikisi de çok güçlü. Bunlardan biriyle eşleşecek yine. Adana Demirspor'un yolu hem zorlu hem uzun ama bunlar daha güzel, daha tatlı. İşte Kuluz gibi bir takımı elemek Adana Demirspor camiasını birleştirdi. Murat Sancak Başkan'ı çok sevindirdi. Özellikle Kluivert yeni geldiği için ona da hoş geldin turu yaptılar. Yani gerçekten güzel bir tur oldu. Kluivert açısından da güzel bir galibiyet oldu, tur oldu. Dediğim gibi bu turu da geçse yine Olympiakos ya da Belçika'nın üst ekibi Genk'ten biriyle karşılaşacak. Ama dediğim gibi hani bunları elemek, bunları eleyerek yola devam etmek çok daha keyifli, çok daha mutlu eder Adana Demirspor camiasının taraftarına. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Erkan Sözer'e sohbetimiz devam ediyor. Erkan hocam, gelen sorular var, hemen kontrol ediyorum. Derfin Yunus Tane yazmış. Erkan hocama sevgiler, saygılar, selamlar, iyi yayınlar kardeşim. İnşallah iyisinizdir, hoş geldiniz. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Adana Demirspor ve 15 diğer takımımız arasındaki makas bu yıl özellikle çok belli olacak. Tabii ki sürpriz sonuçlar da olabilir. Lakin kısıtlı bütçelerle Anadolu takımlarının işinin çok zor olduğu düşüncesindeyim. İnşallah yanılırım. Hocamın bu konuyla ilgili yorumu nedir demiş. Ya şöyle söyleyeyim. Hep böyle söyledim. İşte aradaki transfer, yani şimdi transfer rakamlarına baktığım zaman dediğimiz kardeşimiz çok haklı. Rakamlar arasında çok uçurumlar var. Ama yarın bizim Türkiye Süper Ligi, birincilik çok sert ligler. Yarın bir gün bunu canlı yaşayarak göreceğiz. İşte bir Sivas'a gidecekler, bir Fen'e gidecekler, Antep'e gidecekler, Hatay'a gidecekler. Hiç kolay maç olmayacak ki bunlar. Orada da kendini kanıtlamaya çalışan futbolcular olacak karşılarında. Özellikle bu takımlara karşı. Dolayısıyla hani o kadar makas bence ekonomik olarak açıldı. Ama performans olarak canlı yaşayarak göreceğiz. Performans olarak ben çok açılacağını düşünmüyorum. Belki bazı farklı galibiyetler olabilir. İşte bazı takımlar oyundan kopup 2-0, 3-0 mağlubiyetten sonra oyundan kopup daha farklı mağlubiyetler olabilir ama ben çok öyle olacağını düşünmüyorum. Kardeşimize katılmıyorum. Çünkü Türkiye Ligi hakikaten çok sert bir lig. Siz birincilikten bir takım da getirseniz Türkiye Süper Ligi'ne mutlaka mücadele eder. Sonuna kadar savaşır. Zaten Anadolu takımları da bunu yapıyor. Dolayısıyla hani çok kolay olmayacak Adana Demirspor'un, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzon'un, Galatasaray'ın maçları çok kolay olacağını düşüncesinde değilim açıkçası. Ama hani böyle olursa daha iyi olur. İnşallah ben yanılmam, kardeşiniz yanılır. Çünkü futbol öyle keyifli. Yani rakipler direnç verecek, reaksiyon gösterecek ki hem şampiyonluklar, hem küme düşmeler, hem işte konferans ligine gitmeler daha böyle belirleyici olsun, hedef içinde olsun. O yüzden daha sert bir lig bekliyorum ben. Bu sene daha sertli. Çünkü karşınızdaki Anadolu takımları için Icardi 10 milyon euro, kendisine 10 milyon euro kulübüne 20 milyon euronun karşısında atıyorum. Yani Rosman Paşa oynayacak şeyde stoper. Zavellas oynayacak Fenlik'te. Şeyde Sivas'ta Caner Osman Paşa oynayacak. Kendilerini kanıtlamak isteyecekler. Icardi'ye adım attırmak isteyecekler. Sert oynayacaklar gibi. Zaha'ya, Bakambu'ya, işte bunun gibi sayabiliriz. Bir sürü isim sayabiliriz. Şimdi saymayayım. O yüzden Anadolu maçları bence çok öyle kolay lokma olmayacak diye düşünüyorum. Hocam yani direkt bu noktada görüşünü ifade etmiş. Ama son dönemlerde de hocam makas açılıyor gibi. Özellikle de bu dönemi baz alırsak Anadolu kulüplerinde hiç transfer olmadı hocam. Ya öyle ama ben
Salim, şuna inanıyorum ya, bir teknik adam olarak inanıyorum. Ben bugün bir takımı alsam, sıradan bir takımı da alsam, yanlış anlaşılmasın ya, ben burada kendime reklam PR için söylemiyorum. Ben kendi adıma söylüyorum. Ben sıradan bir takımı da alsam, birincilikte ya da süper ligde, sıradan bir takım da alsam, ben o takıma dibine kadar mücadele ettiririm, oyun anlayışını yerleştiririm, işte kademeleri asgari müşterekte yaptırırım. Ki bunun gibi bizim Süper Lig'de de, birincilikte de çok deneyimli hocalar var. Bunları yaptıran hocalar var. O yüzden söylüyorum. Yoksa tabii ki kadro kalitesi belki, yani isim bakarsak makas açılmış gibi gözüküyor. Ama mesela siz çıktınız sahaya, hiç açık vermediniz. Çok takım savunmasını çok iyi yaptınız. Kontratağa çok iyi çıktınız. İşte pas trafiğini çok iyi yaptınız. O zaman rakibiniz mutlaka yani sıkıntı yaşatırsın. Bunu da yapabilecek kapasitede yani o şeyler, takımlar. Sadece oradaki teknik adamların oyun anlayışları belki belirleyici olacak. O yüzden o makasın açıldığını canlı yaşayıp göreceğiz. İnşallah ben yanılmam. Dediğim gibi keyifli olur. Ama yanılabilirim de, yanılma payım az diye düşünüyorum. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, son bölümdeyiz. Hattımızda konuğumuz Erkan Sözer'e. Hocam tekrardan merhaba. Merhabalar, tekrar iyi. Umarım insanları buna başladı. Yok hocam. Hocam Barış abi yazmış. Hollanda'da yaşıyor. Evet. Salim kardeşim selamlar. Erkan hocama sorar mısın? Sayın Başkan Ali Koç altyapıya bir Ankaralı olan Sedat Karabük'ü getirdi. Basında fazla yer bulmadı ama bence müthiş bir hamle. Bu konudaki düşüncesi nedir Erkan Sözer'in demiş. Katılıyorum. Ben Sedat abi diyeceğim ona. Ben futbola başladığımda 3. ligde Hacettepe'de oynarken bizim kaptanımızdı. Benim kaptanım da abimdi. Oradan beri de belki son zamanlarda pek görüşemiyoruz ama oradan beri görüştüğümüzde mutlaka samimiyetimiz vardır. Ben de katılıyorum kardeşimize. Yani Sedat Karabük gibi deneyimli, futbolu çok iyi bilen, futbolun hep içinde olan, yıllardır mesela 40 senedir herhalde içindedir tahminimce. En az 40 sene bir içindedir futbolun. Onun gibi deneyimli bir kim önerdiyse bence doğru önermiş. Onun gibi deneyimli, Sedat Hoca gibi deneyimli, Sedat abi gibi deneyimli bir teknik adamı koordinatör olarak atamak bence güzel oldu. Mutlaka Fenerbahçe altyapısına dokunuşları olacaktır. Tabii burada biraz yetkisi olması lazım, yetkili olması lazım. Mutlaka Ali Koç Başkan da o yetkiyi vermiştir. Dokunuşları olacaktır ve Fenerbahçe altyapısından İnşallah oyuncu çıkacaktır. Hem umut ediyorum hem de inanıyorum yani ben buna. Sedat Karabük Hoca bence doğru bir isim olarak kayıtlara geçmiştir bence. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz Erkan Sözer'i. Hocam ben de aynı fikirdeyim. Özellikle de Sedat Hoca'nın Antalya'da yaptıkları takdire şayandı. Önemli işleri başardı. Evet. Yani kişiliğini, karakterini zaten sorgulamaya gerek yok. Ben çok yakından tanıdığım için Sedat abi hani abim gibidir benim. Hocalığı bırakalım. Gerçekten çocuklara babacan tavrıyla, davranışıyla, çünkü çok naif bir insandır Sedat abi, Sedat Karabük. Çok naif bir insan olduğu için o çocuklara davranışlarıyla, iletişimleriyle, dokunuşlarıyla mutlaka hem sporcu anlamında hem de özel hayatlarına çok önemli dokunuşlar yapacak. Hem hayırlı olsun istiyorum buradan Sedat abiye, hem de Fenerbahçe için bence tabii ki uzun zaman, yani zaman sonra göreceğiz doğru mudur değil midir, ama ben doğru olduğuna inanıyorum. Hayırlısı olsun, başarılar diliyorum. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz Erkan Sözer'e sohbetimiz devam ediyor. Erkan hocam, yapılan önemli transferler de var, bunun da altını çizelim. Adana Demirspor Mbaye'nin yan kaldı hocam. Yorumunuzu merak ediyorum. Eski Milanlı oyuncu, santrafor. 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Ne dersiniz? Ya Murat Başkan
gerçekten çok önemli işler yapıyor. Yani Adana Demirspor camiası için. Biliyorsunuz ben Adana Demirspor'da da çalışmıştım. Biraz evet. sıkıntılı bir dönemdi. Murat Sancak Başkan geldi, bütün borçları temizledi. Ondan sonra da hep yukarıya giden bir Adana Demirspor takımı var. Gitti Balotelli'yi aldı. Şimdi Balotelli gibi bir oyuncu Adana'ya getirmek kolay değil. Evet. Yani şimdi Mbaye'yi aldı ya da bu tarz oyuncuları aldığı zaman biz Adana Demirspor taraftarına bundan daha iyi bir, yani Adana Demirspor taraftarına tırnak içinde söylüyorum. Ekonomi anlamında bir şey yaptığınız mutlu olmaz. Ama böyle oyuncuları kazandırdığınız takdirde ki Adana Demirspor taraftarı takımıyla yatıp kalkan bir taraftar. Böyle oyuncuları kazandırdığınız zaman mutlaka çok mutlu oluyorlar. Ve ben şunu mesela Balotelli her yerde oynadı. Çok iyi takımlarda oynadı. Nitelikli, kaliteli takımlarda oynadı. Bence Adana Demirspor taraftarını hiçbir yerde yaşamamıştır, görmemiştir. O ilgiyi yaşamamıştır. Ben onu söylemek istiyorum. O yüzden de şimdi gelen oyuncular, transferler çok yerinde. Murat Sancak Başkan'ı da çok tebrik etmek lazım. Hakikaten yani Adana Demirspor camiasına yakışan davranışlarda, hareketlerde, transferlerde bulunuyor. Tebrik etmek lazım. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Erkan Sözer'e sohbetimiz devam ediyor. Erkan Hocam, hemen Galatasaray'da Nicolò Zaniolo durumu var. Bunu belirtelim. Evet. Nicolò Zaniolo durumu var. Ne dersiniz hocam Nicolò Zaniolo ile ilgili? O konu biraz... Ayrılığı hani, söz konusu. O konu biraz şey ya, böyle nasıl söyleyeyim? Medyanın dışında bir konu. Böyle çok dışarıya affettirmiyorlar. Orada bir problem var. Ben çünkü Zaniolo çok iyi bir oyuncu. Şimdi Pete'yi niye alıyorlar? Bence Zaniolo'da bir problemler var. Zaniolo gitmek istiyor bence. Yani çok oynamak istemiyor mu? Yani bunu bilemiyoruz tabii. Bunu sormak lazım. Yoksa Zaniolo hem genç oyuncu hem umut vaat eden oyuncu. Yarın bir gün oynattığınız zaman satışından ekonomi, kulübe ekonomi kazandıracak oyuncu. Ama Zaniolo bir türlü şeyle Okan Hoca ile değmek istemiyorum. Yani takımla bir şey adapte olamadı, bir aidiyet hissedemedi. Yoksa Zaniolo çok iyi bir oyuncu. Mesela son haftalarda oynadığı maçlarda müthiş oynadı. Rashica'yı belki de Rashica o performansları göstermeseydi Zaniolo bank oynardı. Belki Zaniolo bugün başka bir Zaniolo'dan bahsedecek olurdu. Çok formada bulamayınca biraz da duygusal bir oyuncu baktı yani anladığım kadarıyla. O duygusallığı Zaniolo belki kendisine zarar veriyor gibi görüyorum. Ben yani çünkü Zaniolo'ya kimse git demiyor, oynama demiyor ama orada bir sıkıntılar var. Ben açıkçası dışarıdan çözemedim yani. Ama hani Zaniolo gibi bir oyuncuyu kazanırsanız, dünyada tutarsanız ve oynatabilirseniz mükemmel bir oyuncu. Yani hem ileriye dönük dediğim gibi para kazandıracak hem de takımı şampiyonluğa götürecek. Icardi ile beraber, Kerem Aktürk ile beraber, Mertensler ile, yani bunlarla beraber hakikaten çok kaliteli bir oyuncudan bahsediyorum. Hocam, ayrılığı söz konusu oyuncunun, bunu da söyleyelim. İşte o ayrılığı niye yani? Bunu hani kamuoyuna da çok açıklamadılar. Ben bilmiyorum. Takip ettiğimde sen takip edebildin mi Salim? Yani çok da açıklamadılar. Yani böyle ayrılık neden ya da niye istiyor, böyle bir açıklamadılar. Bunu bir açıklığa kavuşturmak lazım. Çünkü yani herkesin, yani özellikle böyle takımlarımızın, camia olan takımlarımızın işte bu tarz durumları bilmeye hakkı var ki hem oyuncu hakkında yanlış yorum yapılmasın, hem Galatasaray takımı hakkında yanlış yorum yapılmasın, hem başkan hakkında hem de teknik direktör Okan Buruk hakkında yanlış yorumlar yapılmasın ki bunlar bilinsin. Bilinsin ki yanlış yorumlar yapılmasın. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Hocam, birçok takımla isim anılıyor. Juventus, Milan, son olarak Zenit gündeme geldi. Ne dersin? Valla genç bir oyuncu. Oralara giderse şaşırmam yani. Çünkü
gelişimi açık, genç bir oyuncu, umut vaat eden bir oyuncu. Yani star olacak, olabilecek bir oyuncu. Star olacak, umut vaat eden bir oyuncu. O yüzden Juventus'a giderse ya da Milan'a ya da başka bir ünlü takıma giderse şaşırmam. Ha, buradan da bonservisi bildiğim kadarıyla Galatasaray'da, değil mi? Evet hocam. Galatasaray'da buradan bence çok ciddi ekonomik imkanlar sağlayacak. Belki de Icardi'nin hemen hemen parasının büyük bir bölümünü Zaniolo transferinden çıkarabilir yani. Hocam, benim kendi şahsi yorumum da gideceği yönünde hocam. Evet. Oyuncu yani, ayrılacak hocam. Yani gelen bilgiler bana bu yönde. Senin biraz istihbaratın kuvvetlidir. Yani neden ayrılıyor diye bir şeyin var mı acaba? Yani ben hocam direkt ayrılacağını düşünüyorum. Hatta Milan ya da Juventus olur. Belki de hani şöyle bir şey söyleyelim. Oyuncu Milan ya da Juventus talip olduysa, resmi teklif yaptıysa, o zaman oyuncu da şunu söylemiş olabilir. Ya ben Milan'a gideyim ya da Juventus'a gideyim. Kariyerimi orada devam edeyim demiş de olabilir açıkçası. Böyle de olabilir. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Erkan Sözer'e sohbetimiz devam ediyor. Erkan hocam, Fenerbahçe'nin yapmış olduğu transferler var. Beşiktaş biraz daha durgun gidiyor. Chamberlain, Liverpool'lu oyuncu, dün İstanbul'a geldi. Bugün sağlık kontrolünden geçiyor Beşiktaş için. Chamberlain'le ilgili neler söylersiniz hocam? Önemli bir oyuncu. Evet, yine söylüyorum. Hani Chamberlain de mesela Beşiktaş takımı, özellikle Şenol Güneş Hoca ne yaptığını bilen bir teknik adam. Bunu zaten kanıtladı tüm Türkiye. Hatta dünya üçüncüsü oldu. Şenol Hoca boş transfer yapmaz bence. İyice izler, etüt eder. Karakterini, kişiliğini, oyunculuğunu etüt eder ve öyle transferler yapar. Çünkü Şenol Hoca şöyle bir yapıda, hani uzaktan gözlemimle söylüyorum. Şenol Hoca bağışlasın beni eğer dinliyorsa ya da söylerlerse. Hani kendisini hükmedemeyeceği bir takıma ya da oyuncuya talip olmaz. Doğru. Çünkü Şenol Hoca disiplinli bir hocadır. Disiplin en ön planda gelir. O disipline karşı gelen oyuncu ya da takım olursa Şenol Hoca mutsuz olur. Verim vermez ve çalışmaz da. Onun için mutlaka Şenol Hoca'nın bilgisi dahilindedir bu transferde. Hani bakacağız, göreceğiz. Saygı duymak lazım transfere. Dediğim gibi bakıp göreceğiz. Ondan sonra sezon içinde daha net bilgiler vereceğiz ama Beşiktaş takımı biraz ağır gidiyordular ama kulüplerin ekonomik yapısı ortada. Şimdi evet. Beşiktaş olmayan bir parayla transfer mi yapsın yani? Kulübü iyice borç batağına ya da daha kötü durumlara, hatta transfer yasaklarına mı denk getirdi? O yüzden ben Beşiktaş takımının, belki taraftarlar tabii ki Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon transfer yapıyorlar. Onlar da istiyor ama bu işin bir de ekonomik tarafı var yani. Bakıldığı zaman konuşulan rakamlar çok büyük rakamlar. Şimdi biraz ülkede enflasyon var. O yüzden rakamlar çok büyük oldu, büyüdü. Belki yurt dışı için bunlar sıradan rakamlar gelebilir ama euro konuşuruz, dolar konuşuruz. O yüzden Beşiktaş takımı bence ayağını yorganına göre uzatıyor. Zaten iyi bir takımı var, oturmuş bir takımı var. Şenol Hoca geldikten sonra devamlı yükselen trend olan bir takımı var. Şenol Hoca burada eksik mevkilere, bazı mevkilere dokunuşlar yapıyor. Tabii kulübün ekonomik finansal çerçevesinde yapıyor bu dokunuşları. Çünkü Ahmet Nurçevi Başkan da burada mutlaka şeyli davranıyor. Dediğim gibi dikkatli davranıyor. Onun için Beşiktaş takımının ben tavrını doğru buluyorum. Çünkü yarın bir gün yöneticiler gittiği zaman borçlar kalıyor kulüplere. İşte benim çalıştığım takımlarda da oldu. Yani borç batağında, ondan sonra transfer yasakları geliyor. Ondan sonra alt yapıdan geliyorsunuz. Gerçekte forma giyemeyecek oyuncular forma giyiyor. Küme düşüyorsun. Bal ligine kadar gidiyorsun. Tabii bu Beşiktaş için geçerli değil ama Beşiktaş'ın da bir şirket takımı. Bir finansal durumu var. Yarın UEFA işte geçenlerde ceza kesti bazı takımlarında. Bu anlamda
Beşiktaş takımı bence zaten iyi bir kadrosu, doğru bir kadrosu var. Doğru hamleler yapıyor diye düşünüyorum. Emberlerin de bunlardan biri. Hocam bence önemli bir oyuncu. Liverpool gibi, Arsenal gibi kulüplerde oynadı. Arsenal'dan Liverpool'a 38 milyon euro bonservis bedeli karşılığında 2017 yaz transfer döneminde gitti. Onun öncesinde Southampton'dan 13.8 milyon euroya Arsenal'a gitti 2011'de. Önemli bir oyuncu. Arsenal gibi, Liverpool gibi önemli kulüpler var hocam CV'sinde. Evet, Salim'ciğim şöyle. Şimdi 38 milyon eurolar 11, bu eurolar 2011 yılında, ama şu anda son durumu nedir oyuncunun? İşte sakatlığı var, kronik sakatlığı var mıdır, yok mudur? Mutlaka sağlık kontrolünden geçecektir. Doğru. Kronik sakatlığı yoksa bu oyuncunun kalitesi ortada, kumaşı ortada. Ben mesela hep şu taraftayım. Farkındaysan taraftarlara hep atıfta bulunuyorum. Taraftar futbolun meyvesi. Hatta vazgeçilmezi. İşte Beşiktaş taraftarını söylüyorum. Adana Demirspor. İşte. Hani Galatasaray, Fener, Beşiktaş hepsini sayabiliriz. Problem. Bütün taraftarlar bu futbolun meyvesi. Ben mesela Temmurlan olsam, gelsem Vodafone arenaya çıksam, o seyirciyi görsem, ya ben şu yaşta mesela çıkarım, ya bir 30 dakika oynarım yani. Onun için bizim ülkemizdeki futbol iklimi, futbol taraftarlığı çok güzel. Ha, bunun tersi de var. Başarısız olduğunuz zaman çok tersi de var. Tersi reaksiyon da var, ama ben böyle bir Beşiktaş taraftar karşısında Temmurlan, eğer sağlık kontrolünde bir şey çıkmazsa, o 38 milyon euroluk Temmurlan olacağını açıkçası düşünebilirim yani. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Erkan Sözer'e, sohbetimiz devam ediyor. Hocam hemen soruları kontrol ediyorum. Derfinger Ustana yazmış. Salim'in Beşiktaş sponsor buldu, lakin savaş söz konusu olduğu için iptal oldu. Eli kolu bağlandı diye düşünüyorum. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Müthiş bir sponsor. 5 yılda 1,5 milyar birliğine yarısı gidiyor bunların. Paparayla anlaştı hocam. Çok ciddi rakam. Bir sponsorluğu bir noktasında. Başkanı tebrik etmek lazım. Evet. Vallahi. Yani çok ciddi rakam. 1,5 milyar. Tamam, 5 seneye yayılacak ama senelik 300 milyon euro gibi bir rakam. Ya da dolar neyse. Bankalar Birliği'ne zaten borç var. Gitsin yarısı, hatta istiyorsa tamamı Bankalar Birliği. Yani en azından borçları temizlemiş olur. Çok ciddi bir başarı yani. Sponsor anlamında. Trabzonspor açısından. Hocam özellikle de bu noktada yani isim sponsorları, stadyum sponsorları çok çok önemli. Göğüs reklamları çok çok önemli. Zaman zaman insanlar tepki gösterebiliyor ama ben bu tepkilere katılmıyorum hocam. Niye tepki gösteriyorlar mesela? Mesela örneğin Adana Demirspor isim sponsoru Yukatel oldu. Yukatel Adana Demirspor oldu. Evet. Mesela bu noktada insanlar tepki gösteriyor ama gelinen noktada endüstriyel futbol dediğimiz bir olgu var. Bundan dolayı hocam ben bu tepkileri yersiz buluyorum. Bundan doğal bir şey olabilir mi Salim? Mesela ben şimdi bir şirketim olsa, evet, gitti de ekonomim olsa o şirketimin, evet, giderim. İşte Adana Demirspor, Sivasspor, Pendikspor, ne bileyim Gaziantepspor ya da büyük takım olabiliyorsa giderim, sponsor olurum. Hem o takıma destek olmuş olurum, hem de kendi şirketimin ismini yaşatmış olurum. Evet. Hem de spora katkıda bulunurum. Zaten bildiğim kadarıyla sponsor olduğunuz zaman bu vergiden de düşüyor bildiğim kadarıyla. Yani evet, teknik olarak çok kutsal pek bilmiyorum ama öyle biliyorum. Hani yanlışım varsa. Yani şimdi bakıldığı zaman herkes sebepleniyor buradan. Takımlar sebepleniyor, camialar sebepleniyor, ondan sonra şirketler sebepleniyor. Dolayısıyla takımların ekonomisi iyi olunca iyi oyuncular geliyor, futbol daha marka değeri artıyor. Ya bunlar hepsi birbirine zincirlemeli. Bunlara niye karşı, evet, çıkıyoruz ki? Yani mesela Yukatel dediniz. Murat Sancak Başkanı belki arkadaşıdır. Bilmiyorum, tanımıyorum ama arkadaşıdır. Evet.
demiştir ki ya gel buraya sponsor ol, o da olmuştur. Yani bunda ne var ki? Olabilir yani. Yani yeter ki kulüplerimiz yaşasın, futbolumuz yaşasın. Yani ben kara para, tövbe, yani bunu tırnak içinde söylüyor. Kara para değil ki bunlar. Bunlar Yukatel şirketi bildiğim kadarıyla şey bir şirket, yani bilinen bir şirket. Evet. Bu bilinen bir şirketin bir takıma sponsor olması kadar doğal bir şey olamaz ki yani. Onun için bunlara karşı çıkmak bence bizim futbolun marka değerine karşı çıkmaktır. Çünkü ben de bu futbolun bir üyesiyim. Yıllardır içindeyim. Kulüplerimiz bakın ikinci ligde, üçüncü ligde bazı kulüplerimiz gerçekten söylüyorum. Uçakla gidemiyorlar deplasmanlara. İşte 12 saat, 15 saat otobüste gidiyorlar. Sırf ekonomik zorluklardan dolayı. Eğer bu sponsorları biz çoğaltamazsak, o alt derecede yetiştiremezsek futbolumuz daha da geriye gider. O yüzden bunlara karşı çıkmak yerine bunları destekleyelim. Bunları onore edelim ki yarın gün bu sponsorlar çoğalsın, alt bitlere de faydası olsun. Evet. Ben öyle söyleyeyim en son. Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun. Tamam. İnşallah dinleyicileri sıkmamışızdır. Yok herkese hocam, estağfurullah. Ben çok teşekkür ederim hocam. Çünkü tamam. Ben bugün rahatsızım hocam. Ondan dolayı hastayım. Geçmiş olsun. Evet, sesim biraz evet hocam. Kafamda geliyor. Evet geçmiş hocam. Olsun. Bayağı bir hastayım. Çok çok sağ olun hocam. Yani bu süreçte yardımcı oldunuz. Yani şu an yayını yaparken hocam klima çalıştığı halde direkt hocam bayağı bir terledim. İlaç falan aldım ama inşallah düzelirim diyeyim. Dikkat etmek gerekiyor. Bugün İstanbul'da da hava bozdu. Dün çok sıcaktı. Bugün bir bahar havası geldi. Sıcaklıklar arasında da rahat bir 10 derece bir fark ediyor hocam. Evet, her zaman inşallah geçmiş olsun tekrar. Ben de her zaman sağ olun hocam. Radyo Spor'a zaman zaman sizin aradığı Özgür'ün, işte Nazım'ın programına da zaman zaman her zaman biz bu bildiklerimizi insanlara aktarırız. Saadettin Saran özelinde bütün Radyo Spor çalışanlarını kutluyorum, tebrik ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Çok çok sağ olun hocam. Görüşmek üzere. Hoşça kalın hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Erkan Sözeri'ydi. Sizlerden gelen mesajlar var. Zafer Açıkgöz trafikte seyir halinde bir video göndermiş bizi dinlerken. Kendisine teşekkür ediyorum. Selamlarımı gönderiyorum. Mehmet Zafer Açıkgöz'e selamlarımızı gönderelim. Derfin Yunus'tan geçmiş olsun demiş. Teşekkür ederim. Yarın saat 12'de görüşmek üzere sevgili dinleyenler. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi. Radyo Spor.